Merhaba değerli dostlar. İstanbul'u geziyoruz, adım adım geziyoruz, dokunarak, severek geziyoruz inşallah. Allah bize bunu daim etsin. Hep gezelim, anlatalım sizlere. Bugün Abdülyavid Hazretleri'nin misafiriyiz. Kim Abdülyavid Hazretleri? Birçok hikayeler var hakkında ama bize önemli olan mesajı şudur. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde, fetih sırasında Horasan'dan geliyor. Yani Hoca Ahmet Yesevi'nin müritlerinden. İstanbul'un değil Anadolu'nun tamamının İslamlaşmasında, mümin olmasında emeği geçen Allah dostlarından. Kendisi diyor ki İstanbul inşallah fetholunacak. Ben o fetih gününde şehit olacağım. Sakın şehit olduğum zaman beni nereye defnedeceğine siz karar vermeyin diyor. Bir boş kayık gelecek. Kayın içine koyun. Kayık nerede durursa beni oraya defnedin diyor. Rivayetler böyle tabii. Evet, gerçekten Fetih İstanbul gerçekleşiyor ve Abdülyavid Hazretleri şehit oluyor. Boş bir kayık geliyor. Kayığa koyuyorlar naaşını. Bugünkü, şimdi Eyüp Sultan taraflarındaki, hemen Hadic'in kenarındaki Abdülyavid Hazretleri bilinen caminin kenarına oraya duruyor kayık ve defnediliyor. Fatih Sultan Mehmet Han bir mescit yaptırıyor buraya. Daha sonraki yıllarda Abdülaziz'in annesi Pertevniyeli Vade Sultan okul, mektep yaptırıyor. Ondan önceki padişahlar da burayı ihya ediyorlar, dergah, tekke yapıyorlar. Yani burası eğitim yuvası oluyor. Peki mesajı nedir Abdülyavedüt? Yavedüt ne demek ismi? Çünkü devamlı Yavedüt, Yavedüt, Yavedüt diye zikir yapıyor. Vedüt ne demek? Sevgi, muhabbet. Diyor ki İstanbul'u kuşattınız, İstanbul'u fethettiniz. Hayır, İstanbul'u diyor ancak gönülleri fethederek girebilirsiniz. Muhabbetle, sevgiyle diyor o İstanbul'a siz girebilirsiniz. İşte o zaman diyor fetih gerçekleşir. Gerçekten de biz yeryüzündeki tüm insanlığı kucaklarsak, seversek Allah'ın El-Vedud ismiyle inşallah kalpler, gönüller fetholunur. Rabbim gönülleri, kalpleri bu El-Vedud ismiyle keşfetmemizi bize nasip etsin efendim. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin.